Arkadaşlar merhaba. 23 Ekim 2021 Kinilent'teyiz. Akşam yarışlarında, yabancı yarışlarda Kinilent'te Amerika'da tam 9 koşulu bir program var. Biz grup olarak Belmont Park'ı da çalışmıştık. Kinilent'i tabii tekrar çalışmak zorunda kaldık. Çünkü Belmont Park'ta gerçekten çok cazip bir program vardı. İki tane hem birinci altılı için hem ikinci altılı için bankolarımız vardı. İnanılmaz güzel bir program vardı. Fakat biz şunu anladık. TJK zor olan tarafı seçmeye çalışıyor herhalde. Onu anladık yani. Çünkü Belmont Park'ta bir tarafta top jokerler koşturacakken Kinilent'te daha böyle ikinci, üçüncü sınıf jokerler vardı. Ve tamam, burada da bulduk arkadaşlar. Burada da görevimizi yaptık. İddialıyız burada da. Evet, Kinilent birinci koşudan itibaren başlıyor. Saat 8'de birinci altılı Ganyan. Maiden satış koşusu. Dişiler 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada normal şartlar altında 1 numaralı Sulushi'nin Sulushi Kore Jay Lehner ile burada birinci gelmesi lazım. Bir aksilik olmazsa da öyle olacak. Bu alternatif bir bankodur. Ancak iki tane sert bir rakibi var. 7 numaralı Distorted View John Velasquez'le ve 3 numaralı Curbs and Cons Sophie Doyle'la. Yani biri tek atar bilirsiniz. Belki biz atacağız yani. Biz yarın kendimiz oynayacağız bu altılı ganyanı. Birinci ve ikinciyi. Şimdi arkadaşlar bir numarayı atmazsanız eğer banko 7 ve 3 dedik buraya. Evet, şimdi ikinci koşudayız. 20-32 Maiden 2 yaşlı İngilizler 1100 metre çim piste çıkıyorlar. 16 tane safkan var. Arkadaşlar burada çok zor bir koşu bu yani. Bu koşuda şöyle söyleyeyim size 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 9 tane safkan, hatta ekürlerle beraber 10 tane oluyor. Çıkan atlarla beraber azalabilir ama 16 atın 10'unu yazıyoruz arkadaşlar burada ekürle beraber. 11 numaradan başlayalım. Faithful Ruler Adam Bechiza ile iyi bir koşu çıkartacak. Bundan emin olun. 6 numara iyi çalışmalı çünkü. Çok iyi çalışmasın. İyi olanı ilk başa alırız arkadaşlar. Bu net. 6 numaralı Top Gun Girl John Velasquez ile 8 numaralı Libby Proud Corey J. Lennery 1 ve 16 Ekürler Tyler Gaffarone ve Adam Bechiza. Ya yani tabii bakın burada biz yani şimdi 11'i başa aldık. Ama burada tutuyor. Adam 500'e bu ekürlerden birine biniyor. Muhtemelen bunu koşmayacaktır. 11'e binecektir. Çünkü 11'in gerçekten kazanma şansı var. 2 numaralı Sutherland Ray Gutierrez'le 7 numara Sovereign Speed Sophie Doyle'la 4 numara Malibu Time Joseph Talamo 3 numara Little Man Ken James Graham ve 10 numara Atras Rafael Bejarano'yla. Bu safkanlığı koşacak. 2 yaş. 11, 6, 8, 1 ve 16 ekürler, 2, 7, 4, 3, 10 diyoruz bu ikinci ayağa. Üçüncü koşuda izledikleri plasenin başlangıç ayağı. Evet, Kinilent'teyiz. 21.04'te şartlı 3 yukarı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Tam 6 tane safkan var arkadaşlar. Burada günün teki, yani birinci altılıyı bağlayan tek 5 numaralı Brother Aaron Joseph Talamo ile arkadaşlar. Evet, üçüncü koşuda 5 numara Brother Aaron Joseph Talamo'yla bankomuz. Dördüncü koşuyla beraber burada ikinci altılı gayan başlıyor. Opsiyonel satış koşusu. Şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kuma çıkacaklar. 6 tane safkan var. Arkadaşlar normal şartlar altında 6 numaralı Beach Flower'ın kazanması lazım. Francesco Arrieta'yla. Şimdi tabii Francisco Arrieta çok böyle tecrübeli bir jockey olmasa da bu atın dereceleri çok iyi ama 3 numaralı, yani 2 tane daha arkadan at geliyor. Emilas Moon, French Oryx ve 1 numaralı Micro Cup James Graham'la rahatsız edecek. 6-3-1 diyoruz. Tecrübesizliği yüzünden kaybedebilir. Oraya da 6 ve tabii ki 3 ve 1 girecek altın yanı arkadaşlar arkasına. Beşinci koşu şartlı 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. 12 tane safkan var. 4 tane safkanı biz yer verdik. 12 numaralı Seven Channels Ricardo Santana Junior'la
7 numaralı War Machine Tyler Gaffarone. 5 numaralı Cavett Emter, John Velasquez. Ve 11 numaralı Arabian Prince, Judan Reprooks. 12, 7, 5, 11 diyoruz buraya. 4 tane safkan burası için gayet yeterli. 6. kuş diz, son ayak, 1. altının son ayağı, opsiyonel satış kuruşusu. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada günün ikinci teki ama ikinci altılıyı bağlayan bir tek bu. Birinci altılı da ikinci tek olmuş oluyor. 4 numaralı Mystic Knight, John Velasquez ile çok net bir banko. Burada tabi 2 numara, 1 numara ve 5 numara da rahatsız edecektir. Ama biz burada 4 numaralı Mystic Knight'ın gerek çalışmaları gerekse Chuck Brown antrenörlüğünde John Velasquez gibi bir usta jockey'in olması arkadaşlar bu grubu geçecektir bu. 4 numara Mystic Knight banko. 7. kuşu Perville Stakes diye geçiyor. Bir açık grup koşusu bu olmuş oluyor. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Burada 1 numaralı Soup and Sandwich'in normal şartlarda gelmesi lazım. İlk atımız bu. Alternatif banko niteliğinde bir safkandır. 8 numaralı Cool Quest Julian Leparux'la. 4 numaralı He's My Honey Badger Furlan Jerux'la ve 5 numaralı Pig in Time Corey J. Lenner ile. 1-8-4-5 diyoruz. Soup and Sandwich, çorba ve sandviç atının adı yani anlayacağınız. Tyler Gaffarone bu Intermischief, hatırlarsın Intermischief'i bir evvelki miydi o? Buradaki bizim Intermischief arkadaşlar 4. koşuda zannedersem. 3. koşuda mıydı? Intermischief'i yine vermiştik. Intermischief yavrusu. Evet. Neyse sonuçta 6 numara 6. koşuda 4 numaralı Mystic Knight bizim bankomuz. Burada Intermischief yavrusu. Evet. 7. koşuda 1 numara alternatif banko dedik. 8, 4 ve 5 dedik arkadaşlar. 7. koşuda ve 8. koşuda şimdi. Burada da günün zor koşularından bir tanesi var. Şartlı 3 ve yukarı İngilizler 1700 metre çime çıkacaklar. 6 tane safkan burada geçiyor. 3 numaralı Pratis Punch Corey J. Lennery. 5 numara Mr. Dumas Ray Gutierrez. Ray Gutierrez evet. 10 numara Megacity Joseph Rocco Jr. 11 numara Busy Channel Jared Loverberry. 4 numara Big Agenda Tyler Gaffarone ve 2 numara Beat LeBone Julian Leparux. 3, 5, 10, 11, 4, 2 diyoruz buraya. Tam 6 tane safkanla geçiyoruz. Ve son ayaktayız işte. Günden fazla ikram veren ayağı burası. Raven Stakes de geçiyor. Raven Run Stakes. Açık dişiler. Yani grup 2 koşusu bu normalde. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre kuma çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 tane safkan ve arkasından gelenlerle ikiye ayırdık. 2 numaralı Joyce Rocket, Julian Reparux'la ve 3 numaralı Super Sensational Ricardo Santana Jr.'la bu grubun böyle bir artık üstünde kalıyor. Ama ne olacak? Arkasından kimler gelir bunun? 8 numaralı Caramel Seville, Junior Alvarado'yla, 13 numaralı Obligatory, Flan Jerux'la, 11 numaralı Miss Speedy, Brian Joseph Hernandez Jr.'la, 9 numaralı Zain Al-Arab, John Velasquez ve 7 numaralı Silla Tyler Gaffarone arkadaşlar. Yani 2 ve 3'ü başa aldık. 8, 13, 11, 9, 7 diyoruz. Arkadaşlar. Evet. Kinnelant ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Arkadaşlar ona göre ümit ediyoruz ki sizler de en doğru şablonları oluşturursunuz. AGP'ler ve çıkan atlardan sonra. Web sitemize de bakabilirsiniz arkadaşlar. Oraya biz update ediyoruz. Ve yarışlardan evvel en uygun kuponları, şablonları oluşturmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet, tüm diğer videolarda yayında iyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.